İyi akşamlar. Ülker günlük grafik. Ya burada vatandaş üstünü başını yırtacak artık. Yani sinir bozukluğundan ya biraz bir gitti. Ee, 1 Kasım'da bir videosunu yapmıştım biliyorsunuz. 19 desteği çok uzun zaman takip ettik. Krama doğruya, oradan alımlar geldi. Ee, 1 Kasım'da bir 240 kere videosunu yaptım. Gün içleriyle beraber ancak bir 270'ler görüyor acaba demiştim yani o videoda bir 21 21'e doğru değil mi? Bir 21'e doğru en azından bir hareket olmadı. Yapamadı. O kadar gücü kuvveti maalesef olmadı e, ülkenin. yani hakikaten zor. Şöyle zor. Yani bütün BIST 30 coşuyor. BIST 50 coşuyor. İşte bir gün sanayiler kalkıyor. Bir gün bankalar gidiyor. Millet yerinde duramıyor. Yani sen de Ülker'sin. Şimdi pandemide bunun çok alan vardır. Yani işte aklınıza hep söylüyorum, aklınıza hiç bilmeyen adam ne gelir aklına? En çok bilindik markanın seni ne alır gelir? Gidip de, şimdi başka seni de söylemeyeyim, yanlış anlaşılır. Hani gidip de hiç bilinmeyen adamın, çok endüstriyel bir şey yapıp hiç bilinmeyen bir insanın, hani sektörel tanınan bir kağıdı nereden bilsin insanlar? O yüzden ülkelerde hakikaten insan çatlatır ya. E biraz geldi. Tabii çok kazandırdı. ya yani ülke ölçeğinde çok kazandırdı. 19'dan öyle artık dalga geçiyoruz yani. 20-70'e gelince hadi bakalım satalım dedi piyasa bunu burada. Dolayısıyla şey bir tablo yani maalesef şu iklimden gerektiği kadar da yararlanamamış bir tablo oluşmuş oldu. O 1972 kapanışını yaptık. En azından 50 günün üstünde 2-3 gündür takılıyor. Yani 19.80 biliyorsunuz burada çok takip ettiğimiz eski yani geçen yıl özellikle çok takip ettiğimiz bir destek seviyesi oraya ne zaman yaklaşsa ki bazen yaklaşamıyordu tam olarak doğrudan 24-25'ler oluyordu arkasından yani bu eski seviyeyi oldukça yakın bir alanda 50 gün ortalamasının üstünde olması belki yani sabırlı arkadaşlar için özellikle bir şey ifade edebilir bu alanda takılıyor. 19.47 aşağıda destek, ara destek. Yani 50 gün ortalaması kırılıyorsa açıkçası burada 19. Yani piyasanın benim aklıma düşer en azından. Yani 18 18.47'nin altında kapanış alsa mesela kendi adıma konuşuyorum tamamen ülker. E derim ki biraz sabırlı ol bakalım dedim kendi kendime. Yani kırdı 50'yi Bakalım desteği alıyor mu? 19'da aklıma öyle gelir. Öyle düşünürüm. E, dolayısıyla takip edilebilir. 50 gün ortalaması takip edilebilir. Akım bitti mi e, kısa vade? Onu da tabi değin değinmek lazım. Yani <laughs> Hadi 50 gün avans verelim bitmedi diyelim. Yani şuradaki hareket tekrar yukarı döner mi? Merak onun üzerine. Ee, eğer hiç olmazsa 19.47 üstüne kalmaya başarırsa belki bir dalga sonra 21. E, yani en azından bakın şuradaki tepeyi aşması gerekiyor. 20 20.70'in üstüne. Ha, bir daha satılır. 20.80'de 20.90'da. Tamam. 20.90 olsun kabulüm. Yani derim ki tepeyi yükseltti. Yeni tepeyi yaptı. Hala demek ki bir yukarı potansiyel koruyor diye düşünürüm. Dolayısıyla yukarıda mutlaka artık 20-70'in üstünde bir kapanış takip etmek lazım. Destekleri zaten söyledim. Ha 19 en nihai desteğimiz. Yani en azından kırılmadıkça onu da ifade edeyim. Düşüyor demem artık buradan sonra ülke. Ha, 19 kırıyorsak o zaman soru işareti büyük konur oraya. E, aşağıda da 18-60 ve 18 bandına doğru bakılır bir daha. Hacim yani bir miktar arttı biliyorsunuz 19'a düşmek o zaman bir video da yapmıştım yani hatta neredeyse ülke özel örnek bir video yapmıştım ki 19 orada tutmuştu işte hacim artışı var demiştim 20'nin kırılmasıyla beraber o artış devam ediyor aslında bakarsanız bir miktar o yüzden bir potansiyel bir istek var alanı satanı var bu iyi tarafı hacimin devam etmesi bir ilginin olduğunu gösteriyor bize. Tabii umarım devamda eder yani. Bu ilgi devam ettikçe çünkü tutunması daha olası oluyor bu fiyatlarda. Tabi ilgi çok düşerse o zaman biraz daha işler karışabiliyor. Yani kırsa 21-20 bakın 21-21 civarı 22-54 arkasından 24'e kadar kırılması da beraber bir alanda var. 49'a düşmüş Aresay. İnanılmaz tabii. Çok sert geri çekildi. Aresay'da çok dik olarak vur, e, dibe vurdurmuş maddi sat vermiş e, gördüğüm kadarıyla göstergeler bakımından iyi değil tabi maalesef bunların dışında yorumlanacak bir şey yok yani e, isterdim hani daha Çünkü burada diyorum ya e, çok vardır çok yatırımcı vardır burada da. Yani büyük bir marka. Yani şimdi biz de gıda dediğiniz zaman Borsa İstanbul'a bir, birisi gelsin. Yani gıda şirketi söyle Ölker der adam. Ne diyecek size yani. En başta söyleyeceği 3-5 firmadan bir tanesi olur. Karşılığını verememesi hakikaten e, bence üzücü. Herkese iyi akşamlar.